Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Zümer Suresi 53-61. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bize şöyle bildiriyor. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ De ki, ey nefislerine zulmeden kullarım, لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Ve şüphesiz O gafur rahimdir. Son derece affedici, son derece merhamet edicidir. Bu Kur'an-ı Kerim'deki en müjdeli ayetlerden birisidir. Ve bazı zatlar bunu en müjdeli ayet şeklinde de ifade etmişlerdir. Ve Allah-u Teala burada nefislerine zulmeden, yani günahları işlemek suretiyle kendine yazık eden insanlara tam bir teselli veriyor ve peygamberi aracılığıyla bunu bildiriyor. Ey peygamber, de ki, ey nefislerine zulmeden kullarım. Nefse zulmetmek, zulmün çeşitlerinden birisi. İnsan Allah'ı tanımadığında veya Allah'a şirk koştuğunda hukukullah'a tecavüz eder. Hırsızlık gibi, gıybet gibi başkalarıyla ilgili suçlar yaptığında bu da insan haklarına bir tecavüz olur. Ama bir insanın kendi kendine de zulmetmesi vardır. Günahlara girmek, Allah'ın bize verdiği kabiliyetleri menfi şeylerde kullanmak, bu insanın kendi kendine zulmetmesidir. Mesela Allah insana diyelim bir akıl verdi, en büyük nimetlerden birisi. Ama o insan kendine verilen aklı hep böyle dalavere işlerde kullansa, hep böyle insanlara zarar verecek, ortalığı karıştıracak şeyleri düşündürtse, o yönde aklını kullansa kendi nefsine zulmetmiş olur. Mide helal lokma ile beslenmesi gerekir. Bir insan haram lokmalara meylediyorsa, haram lokma ile kendini besliyorsa midesine zulmetmiş olur. Öte yandan göz, kitap okumak, Allah'ın yaratmış olduğu şu alemi tefekkürle seyretmek için verilmiştir. Ama o insan harama bakmakta bu gözü kullanıyorsa kendi nefsine yine zulmetmiş demektir. Kulak, en güzel sesleri, sözleri duymak, kainatın tesbihatını fehmetmek, Kur'an'ın manalarını duymak başkalarından, okunuşunu duymak, bu gibi şeylerde kullanılması gerekirken, o boş sözlere kulak vermek şeklinde kullanılıyorsa, böyle kullanan bir kimse kendi nefsine zulmetmiş demektir. İşte Allah-u Teala bu manada nefsine zulmetmiş olan kullarına la taknatu min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin diyor. Ve devamında da innallaha yagfiru zunube cemi'a, şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayette innallaha la yagfiru en yushraka bihi, Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Ve yagfiru dune zelike men yeşe, bunun dışında Allah dilediğini bağışlar. Orada şirk istisna tutulmuş. Ama burada daha genel, demek ki tevbe etmek şartıyla bir insan eski hayatında müşrik olabilir ama tevbe ettikten sonra artık bu şirk günahından da o insan temizlenmiş olur. Bu noktada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nazara vermiş olduğu 99 kişiyi öldüren bir katilin durumu ibretamiz bir durumdur. İşte bu bir rahibe gidiyor ve rahibe diyor ki, eski milletlerde bu olmuş, ben 99 kişi öldürdüm, acaba Allah beni affeder mi diyor. Rahip de ona diyor ki, senin affedilecek bir tarafın kalmamış ki. Bunun üzerine adam kızıyor, olmuşken bari 100 olsun diyor ve onu da öldürüyor. Sonra bir başka rahibe gidiyor ve aynı soruyu ona soruyor. Ben 100 kişi öldürdüm, acaba Allah beni affeder mi? O da diyor ki, tevbende samimi olmak şartıyla Allah affeder. Niye affetmesin ki? Yeter ki sen samimane ona yönel.
Bunun üzerine o zat tevbe ediyor ve rahip ona diyor ki sen burada bir katil olarak biliniyorsun, burada bulunman iyi değil, sen falanca beldeye git, orada seni tanımazlar, orada iyi bir hayat yaşarsın. Ve o zat o tarafa doğru yola çıkıyor, ancak yolda ölüm tecelli ediyor ve vefat ediyor. Hem rahmet melekleri hem de azap melekleri onun için geliyorlar. Rahmet melekleri bu tevbe etti, bunu biz götüreceğiz diyor. Azap melekleri de ömrü bunun günahlarla geçti, şu kadar adam öldürdü, bunu biz götüreceğiz diyorlar. Neticede acaba hangi tarafa daha yakın, gideceği beldeye mi yoksa geldiği beldeye mi ölçülüyor. Gideceği beldeye biraz daha yakın bulunuyor ve netice itibariyle rahmet melekleri onu götürüyor. Bu bizzat birebir yaşanmış olabilir, sembolik bir anlatım olabilir. Yani bir kimse velev böyle bir cinayetlerin de sahibi olsa çok ciddi yönelmek şartıyla Allah onun günahlarını affeder. Çünkü ayet-i kerimede pek çok cihetlerle tekit var. Bunlardan bir tanesi Allah-u Teala yine de kullarım diyor. Ey nefislerine zulmeden kullarım. Yani neticede kafir dediğimiz, müşrik dediğimiz insanlar da Allah'ın kuludur. Ve Allah-u Teala kullarına merhametlidir. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İşte ümitsizliğe düşmeyin. Ümitsizlik adeta bir kanser vakasıdır. Nasıl ki kansere yakalanan birisi eğer artık ben bittim derse kısa zamanda bitiyor. Ama ümitle dolu olursa yaşayabiliyor. Hatta kurtulabiliyor. Onun gibi bir insanda da artık Allah beni affetmez tarzında bir inanç zihninde yerleşirse manen kanser olmuştur. Ama Allah beni affeder diye ümitle bakıyorsa Allah-u Teala onu affeder. Ve Allah-u Teala bize şunu bildirmektedir. Ena inde zanni abdi bi'im. Kulum beni nasıl bilirse ona öyle muamele ederim. Dolayısıyla Allah beni affeder diye bilen, inanan bir kimse Allah'ın mağfiretine mazhar olur. Ve Allah-u Teala günahları affedeceğini bildirirken bütün günahları affeder. İnna Allaha yağfiru zunube cemi'a. Allah bütün günahları affeder buyuruyor. Ve burada bir istisna getirilmemiş. Ancak mesela kul hakkı. Kul hakkı da diğer aleme kalıyor. Diğer alemde o insan ya kendi hasenelerinden ona veriyor veya yetmezse onun seyyiyelerinden, günahlarından kendi sırtına yükleniyor. Ve o şekilde bunun helalleşmesi, hesaplaşması daha doğrusu orada o şekilde gerçekleşiyor. Demek ki Allah-u Teala kendisiyle alakalı bütün hakları affedebiliyor. Ayetten bunu anlıyoruz. Ve ayet inne kelimesiyle inne muhakkak ki, şüphesiz ki manasını verir. Manayı tekit ediyor Allah-u Teala. Ve cemi'a bütün tarzında, yani bütün günahları affeder. Bir istisna getirmemek suretiyle yine burada bir tekit var. Ve devamında da o gafurdur, rahimdir derken yine inne tekit ifade ediyor. Hüve ile bağışlayan gerçekten odur, başkası değil. Rahim olan, kullarına sonsuz merhamet sahibi olan da yine odur. Yine burada da bir tekit manası bulunmakta. Bir insan günahlarını düşündüğünde bu ayet-i kerimeyi hatırlamalı ve günahlarının bağışlanacağına ümitle bakmalı. Ama ayet-i kerimeyi şöyle anlarsak herhalde yanlış anlamış oluruz. Ben istediğim kadar günahı işleyeyim, Allah beni nasıl affeder. Bu bir laubaliliktir. Elbette böyle de olmaması gerekir. Ama realite olarak bir kimse zaten günahların içindeyse ve bu ayeti de duymuşsa artık bundan sonra çok samimi bir tevbe etmeli. Tevbeten nasuha, dönmemek üzere bir tevbeyle Allah'a yönelmeli ve eski hataları tekrarlamadan istikametli bir hayatı yaşamalı. Ve enibu ila rabbikum, Rabbinize yönelin, Rabbinize müteveccih olun ve eslimu lehu, ve ona teslim olun. Min gable en ye'tiyekumul azab, azap size gelmezden önce.
Yani azap geldiğinde, diyelim bir Bedir Savaşı'nı düşünecek olursak, Bedir Savaşı'nda artık müşrikler ölmek üzere, mağlup olmak üzere, o anda tamam tevbe ettim demek artık meseleyi halletmiyor. Can boğaza geldiğinde yapılan tevbe makbul bir tevbe değil. Veya bazı kavimler toptan helak edilmişler. Gökten böyle veya yerden başlarına felaket inerken veya altlarından felaket kendilerine gelirken tamam tevbe ettik demek o anda onları kurtarmıyor. Firavun'un tam böyle boğulmak üzereyken Musa'nın, Harun'un Rabbine ben de iman ettim demesi onu kurtarmadığı gibi. ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Sonra size yardım edilmez ve kurtarılmazsınız. وَاتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size indirilenin en güzeline tabi olun. Yani Rabbinizden size indirilenlerde bir takım ruhsatlar, bir takım fetvalar da vardır. Ama siz bunlardan daha böyle takva ve azimeti ifade eden daha üst düzey şeylere muhatap olun, onları yapmaya çalışın. Min gabli en yetiyekumul azabı bateten ansızın azap size gelmezden önce ve entüm la teş'urun ansızın azap gelip ve siz de farkında değilken böyle bir hale giriftar olmadan önce Rabbinize müteveccüh olun ve Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun. Zaten Rabbinizden size ne indirilmişse hepsi en güzel hükümlerdir, en güzel meselelerdir. En tegule nefsün, bir nefsin şöyle demesi var. Yani gün gelecek, insanlardan bir kısmı böyle söyleyecek. Diğer alemde, o hesap zamanında veya şu dünyada ölüm anında bu gibi durumlarda gün gelecek, insanın nefsi şöyle diyecek. Ya hasreta ala ma farrattu fi cembillah. Allah yolunda yaptığım ihmallerden dolayı yazıklar olsun bana deyip insanın pişmanlık duyacağı zaman var. Ve in kuntu lemine sahirin, ben gerçekten alay edenlerdendim diyecek. Değerli izleyenlerim, burada alâ mâ ferrattu fî cembillah, Allah yolundaki tefritimden, ifrat tefrit, ifrat aşırılık, tefrit yapması gerekenleri yapmamak. Mesela okumak güzel bir şeydir. Allah-u Teala İgra bismi rabbikellezî halak buyuruyor. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Bir insan okuyabileceği halde, kitap okuyabileceği halde okumamışsa diğer alemde pişman olacak. Kur'an okuyabileceği halde okumamışsa pişman olacak. Güzel sohbetleri dinleyebileceği halde dinlememişse pişman olacak. Diyelim zengin, zekatını ve sadakasını verebilecek durumdayken vermemişse pişman olacak. Bunların hepsi birer tefrit hali. Yani yapması gerekeni yapmamışsa bundan dolayı diğer alemde pişman olacak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ölen herkes pişman olacak. Kötüler kötülük yaptığı için, iyiler de neden daha fazla iyilik yapmadık diye pişman olacaklar. Ve diğer alemde mesela cehennem ehline eğer iyi bir hayat yaşasalardı, günahlardan uzak, imanla, takvayla iç içe bir hayat yaşasalardı, cennette nereyi kazanabilirlerdi kendilerine gösterilecek. Ve cennetteki kaybettikleri yeri görünce onlar pişmanlıkla ya hasreta bu gibi ifadeleri kullanacaklar. Yani yazıklar olsun bize Allah yolunda yapabileceğimiz halde yapamadığımız şeylerden dolayı diye pişmanlıklarını ifade edecekler. Ev tegule veya şöyle demesi var bir insanın. Gün gelecek insan şöyle diyecek. Lev en Allah hedani, şayet Allah bana hidayet etseydi lekuntu minel muttakin, ben de müttakilerden olurdum. Böyle diyecek. Yani dünyadayken müttaki olabilirdi ama olmamış. Diğer alemde mazeret ileri sürmek isteyecek. Allah bana hidayet etse ben de müttakilerden olurdum diyecek. Ev tegûle hîne teral azâb, veya azabı gördüğünde şöyle diyecek. Lev enne lî kerrah, keşke tekrar dünyaya bir dönüş olsa da.
فَاَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ Ben iyilik yapanlardan olsam, böyle diyecek. بَلَا قَدْ جَاءَتْكَ اَيَاتِ Ayetlerim sana gelmişti. Evet, ayetlerim sana gelmişti. فَكَذَّبْتَ بِهَا Ama sen bunları yalanladın. Yani diğer alemde bu kimsenin Allah bana hidayet etseydi müttakilerden olurdum. Ah dünyaya gönderilsem, işte güzel işler yapsam demesi bir işe yaramayacak. Çünkü Allah-u Teala dünyada ona hidayet sebeplerini gönderdi. İşte bununla alakalı ayetlerim sana gelmişti diyor. Ayetlerim sana geldi ama sen onları yalanladın. Buradaki ayetler hem Kur'an'ın ayetleri veya Tevrat gibi diğer semavi kitapların ayetleri hem de Allah-u Teala'nın alemdeki yarattığı her şey bir ayettir. Yani Allah'a alamettir. Allah'ı bize tanıtır. Allah'ın rahmetini, kudretini bize bildirir. İşte bu gibi ayetlerim geldi ama sen bunları yalanladın. Vestekberte ve kibirlendin. Yani bu ayetleri anlamaya yönelmedin ve gereğini yapmaya yönelmedin. Ve kunte minel kafirin ve kafirlerden oldun. Kafirlerden oldun, inkar edenlerden oldun. Bundan dolayı azabı hak ettin. Ve yevmel kıyame, kıyamet günü terallezine kezebu alallah Allah'a yalan söyleyenlerin, Allah'a yalan şeyler nispet edenlerin halini görürsün. Vucuhuhum musvedde onların yüzleri simsiyah bir haldedir. Dünyadayken ruhları kararmıştı. Fikirleri karanlıktı. İman nurundan mahrum kaldılar. Küfrün karanlığı içinde yaşadılar. Ve pek çok karanlık fikirler taşıdılar. Karanlık ideolojilerin peşinde gittiler. Bunun neticesinde diğer alemde siretleri suret olacak. Kararmış olan o iç dünyaları yüzlerine tümüyle yansıyacak ve yüzleri simsiyah bir halde görülecek. Ve diğer alemde mahşer meydanında insanların cennet ehli veya cehennem ehli olduğu simalarından da bu şekilde bilinecek. Ve bakıldığı zaman onların o yüzlerinin simsiyah olmasından, bu zencilik anlamında bir siyahlık değil. Velev bir insan zenci de olsa, ehli imansa siması parlar, nuranidir. Hatta dünyada bile öyledir. Diğer alemde de Bilal-i Habeşi gibi dünyada zenci olanlar en nurani bir simaya da sahip olacak. Ama velev dünyada güzel bir siması da olsa, kafirse diğer alemde yüzü simsiyah bir halde bulunacak. Eleyse fi cehenneme methvellil mütekebbirin mütekebbirler için, yani kibir içinde, gurur içinde olan kimseler için cehennemde yer yok mu? Elbette onların yeri cehennemdir. Ve yüneccillâhu lezîne tegav bimefâzetihim Allah müttaki olanları, günahlardan sakınanları kurtarır ve onlara felah verir. Buradaki mefaze imanları, amelleri gibi şeklinde de açıklanmıştır. Amelleri sebebiyle, imanları sebebiyle Allah müttaki olanları kurtarır. Onlara bir fevzü necat, bir kurtuluş verir. لَا يَمَسُّهُمُ السُّٓءُ Ve kendilerine bir kötülük dokunmaz. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Ve onlar herhangi bir üzüntü içinde de olmazlar. Yani eyvah, işte şöyle oldu, böyle oldu tarzında bir üzüntü içinde olmazlar. Gerçekten dünyada mutlu, huzurlu bir şekilde yaşarlar. Diğer alemde de cehenneme düşme gibi bir durumları olmayacak. Bundan dolayı bir korku, bir üzüntü de söz konusu olmayacak. Cenab-ı Hak bizleri hakiki abd olan, istikamet üzere olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.